Evde TV videolarına hoş geldiniz. Bu videoda parmağınızın kırılıp kırılmadığını nasıl anlayabileceğinizi anlatıyoruz. Hadi başlayalım. Parmağın kırılıp kırılmadığı nasıl anlaşılır? Falanks kırığı ya da parmak kırığı, falanks kırığı ya da parmak kırığı acil serviste doktorların en çok karşılaştıkları türdeki sakatlanma şeklidir. Ancak doktora gitmeden önce parmağının gerçekten kırık olup olmadığını anlamaya çalışman iyi bir fikir olabilir. Burkulma ya da bağ yırtılması çok ağrılı olur ama acil servise gitmeni gerektirmez. Doktor hemen bakarak parmağının burkulduğunu mu yoksa bağının mı yırtıldığını söyleyebilir. Öte yandan parmak kırıksa iç kanamaya ya da derhal tıbbi müdahale gerektiren başka bir duruma sebep olabilir. Kırık parmak belirtilerini tanımak. Ağrı veya hassasiyet olup olmadığını kontrol edin. Kırılmış bir parmağın ilk belirtisi ağrıdır. Kırığın ciddiyetine göre ağrının boyutu değişiklik gösterebilir. Parmağın incindikten sonra yapman gereken çok dikkatli bakmak ve ağrının şiddetini kontrol etmek. Parmağında çatlak varsa bunu hemen anlaman kolay olmayabilir. Çünkü akut ağrı ve hassasiyet aynı zamanda çıkık ve burkulmanın da belirtileri arasındadır. Durumun ciddiyetinden emin olamıyorsan başka belirtiler ara veya tıbbi yardım al. Şişme ya da morarma olup olmadığını kontrol et. Parmağında kırık varsa akut ağrıya şişme ve morarmanın da eşlik edeceğini görürsün. Bu vücudunun sakatlanmaya karşı verdiği doğal tepkinin bir parçasıdır. Kırık oluştuktan sonra vücut iltihap yanıt sistemini aktive eder. Bunun ardından da kırığın etrafında bulunan dokulara sıvı serbest bırakılmasından dolayı şişlik oluşur. Şişmeyi genellikle morarma takip eder. Bu artan sıvı basıncına tepki olarak hasar gören bölgenin çevresindeki kılcal damarlar şiştiğinde veya çatladığında oluşur. Parmağın kırılmış olsa da hala hareket ettirebileceğin için parmağının kırılıp kırılmadığını anlamak ilk başta zor olabilir. Parmağını hareket ettirdikçe şişlik ve morarma belirginleşmeye başlar. Şişlik diğer parmaklara ve avuç içine kadar yayılabilir. Muhtemelen parmağında ağrı hissettikten 5-10 dakika sonra şişlik ve morarmayı fark edersin. Bununla birlikte ufak bir şişlik oluşması veya hemen bir morarma oluşmuş olması kırık yerine burkulma varlığına işaret ediyor olabilir. Parmağın şeklinde bozukluk ya da parmak hareketlerinde kısıtlanma olup olmadığına bak. Parmak kırığı kemiğin bir veya birden fazla noktadan çatlamış veya kırılmış bölümünden oluşur. Parmaktaki şekil bozukluğu, olağan dışı yumrular veya parmağın farklı yöne doğru bakması şeklinde kendini gösterebilir. Parmak düz durmuyorsa muhtemelen kırılmıştır. Kırık varsa parmağın bir ya da daha fazla noktası kırıldığı için genellikle parmağını oynatamazsın. Herhangi bir sakatlanmanın akabinde şişlik ve morarmanın parmağını rahatça hareket ettiremeyeceğin kadar gergin hale getirmesi de muhtemeldir. Ne zaman tıbbi yardım alman gerektiğinin farkında ol. Parmağının kırıldığını düşünüyorsan en yakın acil servise git. Kırık komplike bir vakadır ve ciddiyeti dış belirtilerle hemen anlaşılmaz. Bazı kırıkların doğru bir şekilde iyileşmesi için daha kapsamlı bir tedavi gerekir. Kırığın olup olmadığı konusunda emin olamıyorsan tedbirli olup bir doktora görünmende fayda var. Kayda değer bir ağrı, şişlik, morarma veya parmakla herhangi bir şekil bozukluğu veya hareket kısıtı varsa tıbbi yardım al. Parmağından sakatlanan çocukların her zaman bir doktora görünmeleri gerekir. Çocukların gelişmekte olan kemikleri doğru bir tedavi alınmazsa zedelenmeye ve komplikasyonlara daha açıktır. Kırık bir uzman tarafından tedavi edilmezse parmağını ve elini hareket ettirmek istediğinde sürekli olacak şekilde zorlanabilir ve ağrıyabilir. Yanlış kaynayan kemik ileride elini tam olarak kullanabilmene engel olabilir.